Merhabalar Goberler. Dördüncü ünitemizin yani eşitsizlikler ünitesinin tarama testlerine geçtim kardeşlerim. Başlıyorum hemen birinci sorumuzla. Bakalım ne diyor ilk numara. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Peki verilsin. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? x1 ve x2 çift katlı köklerdir. Çift katlı köklü nereden anlıyorduk? X eksenine teğet olduğunda bu bizim çift katlı kökümüzdü. Evet, doğru. Peki sıfıra bakın, teğet değil. X3'e bakın, teğet değil. O halde 0 ile X3 tek katlı köklerimizmiş. Tek katlı köklerin çarpımı 0'dır. E 0'la neyi çarparsam çarpayım 0'dır, doğru. Çift katlı köklerin toplamı pozitiftir. Çift katlı kökler biri burada, biri burada. İşaretleri farklı. Toplamları pozitif de olabilir, negatif de çıkabilir. Bu kesinlikle yanlıştır diyemem bunun için. 3 farklı tek katlı kök vardır. Hayır, 2 tane tek katlı kökü var arkadaşlarım. Dolayısıyla bu bizim yanlış cevabımız. Yanlış olan şık. Denkleminin tek katlı köklerinin toplamı 3. Şimdi toplayalım tek katlıları. Şu kuvvet, bakın bunun kökü 2a, 0'a eşitlerse. Bunu 0'a eşitledim, 2b. Buradan a, buradan da eksi 3b geldi. Şimdi tek katlılar, şurada tek katlı var, burada tek katlı var. Demek ki 2b ile a'nın toplamı 3'müş kardeşlerim. Çift katlı köklerin toplamı, yani şu çift katlı, şu da çift katlı. 2a ile eksi 3b'nin toplamı da kaç yapıyormuş? 20 yapıyormuş dostlar. Buna göre AB ikilisi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hemen üst tarafı denklemi 2 ile çarpalım. 4B olur. 2A ve 6 oldu. Alt tarafı da yine aynen yazıyorum. 2A eksi 3B eşittir 20 diye yazdım. Şimdi çıkartalım birbirinden. Şunu eksi yapalım. Burası artı olsun. Burası eksi. A'lar gitti. 4B, 3B daha, 7B, eksi 20, 6 daha, eksi 14. Demek ki B dediğimiz şey eksi 2'ymiş. B eksi 2 ise şurada yerine yazıyorum. Eksi 4. Bu tarafa attım. 7 oldu. A da 7'ymiş. A 7, B eksi 2'ymiş dostlar. Cevabım Ceyhan'daymış dedim. Geldim 3 numaralı sorumuza. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunu tanımsız yapan x değerlerinin toplamı 14. Dostum, tanımsız yapan dediği zaman neye bakacaktık? Şu düşey asimtotların olduğu şuradaki ve şuradaki sayılar demek ki paydanın köküymüş mü, tanımsız yapıyormuş. O halde 3a eksi b dediğim şey 3a eksi b neymiş? Tanımsız yapan x değerlerinin toplamı 14'müş. Tamam. Tek katlı köklerinin toplamı. Tek katlı kökler hangileriydi arkadaşlarım? X eksenini kestiği noktalardı. Yani bir şuradaki eksi b bölü 2'de kesiyor. Eksi b bölü 2. Bir de 2a'da kesiyor dostlarım. Ve bunların da toplamı neymiş? Tek katlı köklerin toplamı 11'miş dostlar. Hadi bir düzenleme yapalım. Şurayı 2 ile çarpalım. Eksi b artı 4a eşittir 22 oldu. Şunu da getirip altına yazıyorum ama eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi 3a artı b eşittir eksi 14 oldu. Şimdi toplayalım bunları alt alta. B'ler gitti. Buradan a çıktı 8. Yok 6. A'mız 6'ymış. Peki neyi soruyordu bize? A'yı bulduk. Bir de b'yi bulalım. A 6 ise 18'dir burası. B'de 4 gelir. A 6, B 4. Bize de ikisinin çarpımını soruyor. Cevabımız tabii ki şıkların arasında yok. Nerede bir hata yaptık? Bir daha bakalım. Grafiği verilen y eşittir fonksiyonu yapan x değerlerinin toplamı. Tanımsız yapanlar eksi b ile 3a. Bunların toplamı. He, tabii şöyle yapacağız biz arkadaşlarım. 3a ile eksi b diyoruz ama b zaten negatif tarafta olduğu için eksi bir sayıdır. Eksi 2. Bir de buradan eksisini yazmış. Bu artı 2'ye dönmüş. Yani B burada pozitif bir sayı olacak. Bu adamın kökleri şurası artı B gelecek. Bu tamam. Bu dursun. Şuna bakalım. Eksi B bölü 2 diyoruz ama artı B bölü 2 olacak burası.
Bir daha 2 ile çarpayım burayı. Artı 2b artı 4a eşittir 22 oldu. Şimdi şunları bir alt alta toplayalım. Şunu getirip yazayım ben. 4a artı b eşittir 22 idi. Çıkartıyorum. A eşittir 6 geldi. A 6 ise 18, b de 18 olması için b'nin de eksi 4 olması lazım. Yine bir yerde hata yaptık. 4a 24, a'yı 6 bulduk. 24'den ne çıkacak? 2 geliyor. Buradan da 2 geliyor cevap anasını satayım. Birini eksi 4 getiriyoruz. Ne yaptık ya bunu biz? A'yı 6 dersek 18. 18'den 4 çıkacak ki 14 olsun. Tamam. A'yı 6 bulduk. Burada bir hata yapmıyoruz değil mi? Çıkartıyoruz direkt. 6, 8 geliyor ya A. A 8 arkadaşlar. 22'den 14'ü çıkartıyorum. 8. 8'i şimdi yerine yazalım. 4 kere 8, 32. 32 olması için B'nin de 10 olması lazım. Bize de çarpımlarını soruyor zaten. Cevabımız ne geliyor? 8 kere 10, 80 geliyor. Olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Toplamları 11. Yine nerede hata yaptık? Haydi. Vuracağım şimdi kafasına. Hadi bir daha bakalım. Bakın bu sefer dikkatli dikkatli yapıyorum arkadaşlarım. Hiç acele etmiyorum, tamam mı? 3a ile eksi b'nin toplamı neymiş? Fonksiyonu tanımsız yapan x değerlerinin toplamı 14'müş. Tamam. Tek katlı kökler. 2a ile b bölü 2. 2a ile eksi b bölü 2'nin toplamını da bize amca 11 vermiş. Diyorum ki şimdi burada 2 ile çarpalım şurayı. 2 ile çarparsam 4a. Şu 2 gider. 22. Bir de üstteki ile çıkartalım üsttekini de. Eksi yapalım şurayı. Artı olsun, eksi olsun. 4A'dan 3A çıktı A. B'ler gitti. 22'den 14 çıktı. 8. A'yı 8 bulduk. Peki A 8 ise yerine yazalım şimdi A'yı. Neydi? Biz ne biliyorduk? 3A ile 3A eksi B'nin biz 14 olduğunu biliyorduk. A kaçtı? 8. 3 kere 8 24. 24'ten kaç çıkarsa 14 kalır? 24'ten 10 çıkarsa 14 kalır. Bunun cevabı 80 geldi arkadaşlarım. Bir daha bakacağım ama bu soruya, tamam mı? Çok oyalandık. Şimdi ne kadar yaparsak yapalım yanlış yapacağız. Biz 4'e geçelim bir. Fonksiyonu tanımsız yapan köklerin toplamı eksi 1. Çift katlı köklerin toplamı 4. Fonksiyonu tanımsız yapan köklerin toplamı. Yani paydadaki köklerin toplamı eksi 1 olacak. Bak bunun kökü eksi 1, bununki 0. Toplamları eksi 1, bu olur. Bunun kökü 1, bunun kökü eksi 2. Toplamları eksi 1, bu olur. Bunun kökü 0, bunun kökü 3. Toplamları 3, bu olmaz. 0, 3, toplamları 3. 3'e 1, toplamları 4. Bunlar olmaz. Şu A ya da B. Çift katlı köklerin toplamı 4. Çift katlılara bakalım. Bir şu, bir de şu. 5 bununki, 5 bununki, eksi 1 bununki 4 yaptı. Cevap Adana geldi. Şuna bakalım. Fx fonksiyonlarının hangisinde x en büyük değerini alırken y negatif olur diye bir soru sormuş bize. Şimdi x en büyük değerini aldı bakın burası. Y'ye bakın pozitif yerde. Y'ye bakın pozitif. Y'ye bakın pozitif. Y'ye bakın yine pozitif. Ama şuradaki en büyük değerini aldığında y'ye bakın negatif tarafta. Cevabımız Adana geldi arkadaşlar. Evet, bunu geçtik. Şimdi aldık 6 numarayı önümüze. Fonksiyonları veriliyor diyor. Buna göre x en büyük değerini alırken fonksiyonlar negatiftir. X en büyük değerini alırken, şimdi bunun işareti eksi, bunun işareti artı, bununki de artı. Eksi ile artıyı çarptım, eksi geldi burası. Eksi bölü artıdan bu eksi çıktı. Şuna bakalım. Bu artı, bu da artı, bu eksi. Artı ile artıyı çarptım, artı, eksiye böldüm, eksi geldi, bu eksi. Fonksiyonlar negatiftir. İkisi de negatif, doğrudur. X eşit 3 için tanımsızdır. Evet, 3 0 yapıyor. 3 0 yapıyor, tanımsızdır, doğru. X eşittir 5, çift katlı köküdür. 5 bunun, evet, çift katlı kökü ama bunun tek katlı kökü. İkisi için geçerli değil. Demek ki doğru cevap 1 ve 2. 7'ye bakıyoruz. Yukarıdaki işaret tablosu verilen fx fonksiyonunun çift katlı köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Çift katlı kökte ne olacaktı? İşaret değişmeyecek. Bak artı, eksi. İşaret değişmiş. Bu tek kat. Eksi, eksi. İşaret değişmemiş, çift kat.
Eksi artı değişmiş tek. Artı artı değişmemiş çift kat. Artı eksi değişmiş tek kat. Çift katlılar eksi 4 ve 3. Toplamları da ne geldi kardeşim? Eksi 1. Fonksiyonunun işaret tablosunu yapınız diye söylemiş bize. Önce köklerini bir belirleyelim mi arkadaşlar? Bunun kökü 6. Bunun kökü 2 ve eksi 2. Bunun kökü 3. Bunun kökü de 4 kardeşim. Şu kökleri bir yerleştirelim. En küçük kökümüz eksi 2. Sonra 2, 3, 4 ve 6. Şöyle yaptık. Peki işareti belirleyelim. Eksi ile başlıyor. Burası eksi. Şununki artı. Bununki artı. Bununki eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi bölü eksiden artı ile başlayacağım. Çift katlı olan var mı diye bakalım. Bakın 2 de çift kat. Eksi 2 de çift kat arkadaşlarım. 2 ile eksi 2 çift kattır. 4'ten bir tane. Başka. 3'ten de bir tane var. 6'dan da bir tane var arkadaşlarım. Geri kalanlardan birer tane var. O halde hemen ne yapıyorum şimdi? Artıyla başladım. Eksi, artı, eksi, eksi, eksi diye de devam ettim. Çift katlılarda işaret değiştirmedim Gobeller. 9 numaradayız. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye bir şey sormuş bize. Önce şuraya bir çarpanlarını ayıralım. 5 ile eksi 3 desem, eksi 2 desem arkadaşlarım. 5 ile eksi 2. Çarpımları eksi 10, toplamları da bu oldu. Doğru. O halde burası x artı 5'e x eksi 2 diye ayrıldı çarpanlarına. Şimdi kökler şuradan 5 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan bir eksi 5 bir de 2 geldi arkadaşlarım. Köklerimiz. Hadi şimdi bunları tabloda gösterelim biz hemen. Tablomuzu çiziyorum. En küçük kökümüz eksi 5. Sonra 1. Sonra 2. Sonra 5. Çift katlı kök yok. Artıyla mı başlıyoruz? Artı 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 eksi eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi artı eksi diye gidiyorum. Büyük olan yerleri al diyor. Şuralara alıyorum kardeşlerim. Bu aralıklarda ne var? Eksi 5 dahil mi? Eksi 5 evet payın köküdür. Eşittir olduğu için eksi 5 dahil. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 dahil mi? 1 de payın kökü dahil. Şurayı alıyorum. 2 ile başlıyorum. Devam ediyorum dostum. Video kendi kendine duruyor biliyorsunuz artık bunu. Kökleri yazdım buraya. 2, 3, 4. Buradaki 2, 3, 4'ü götürdü. Ne kaldı? Eksi 1'de 1'i götürsün. Bir tek eksi 5 kaldı. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. 10 numaradayız. Eşitsizliğini sağlamayan negatif x gerçel sayılarının değer aralığı nedir diye soruyor. Biz ilk önce isterseniz bir eşitsizliğini, bir çözüm kümesini bir bulalım. Bakalım ne gelecek. Şuradan 2 ve eksi 2 geliyor. Buradan eksi 1 bölü 5, 0 ve kök 2'dir köklerimiz arkadaşlarım. Hemen tablomuzu çiziyorum. En küçük kökümüz eksi 2 var. Sonra eksi 1 bölü 5 var. Sonra 0 var. Sonra kök 2, sonra da 2 var arkadaşlarım. Köklerimiz bunlar. Şimdi artı, burası eksi olduğu için eksi ile artının çarpımı yukarısı eksi, aşağısı artı, eksi ile başlıyorum. Eksi bölü artıdan. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı dedim arkadaşlar. Büyük olan yerleri al diyor bize. Şurayı alacağım, şurayı alacağım, şurayı alacağım. Eşitsizliğini sağlamayan, sağlamayanlar da burası sağlamıyor, burası sağlamıyor, burası sağlamıyor. Negatif diyor, negatif x gerçel sayıları. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 5 aralığı olacak değil mi arkadaşlarım? Eksi 2 ile eksi 1 bölü 5 aralığı olacak. Şunları sildim. Peki eksi 2 normalde çözüm kümesine dahildir. Şuradan çözüm kümesine dahildir. O yüzden ben dahil etmeyeceğim eksi 2. Doğru cevap Adana gelecek arkadaşlar. Normalde eksi 2 sağlıyor çünkü yerine yazdığımda 0 yapıyor. Sağlıyor. O yüzden ben eksi 2'yi almadım. Geldim bu 11 numaraya bakalım ne diyor. Yukarıda polinom fx fonksiyonunun işaret tablosu verilmiştir. Bakın bu sadece fx'in işaret tablosu. Yani şöyle bir inceleyelim tabloyu. Bakın 4 dediğim şey fx'de çift katlı kök. Çünkü eksi eksi yapmış. Başka var mı çift katlısı? Yok. Peki şimdi biz bir de kendimiz tablo yapalım. Şuradaki kökleri de ekleyeceğim. Bunun kökü 4, bunun kökü eksi 4. Zaten eksi 4 ile 4 burada var zaten kardeşim. Eksi 4, eksi 2, 1, 2, 4 ve 6. Şöyle kökleri yazdım ben şimdi bir daha baştan. 4
fx'in çift katlısıydı. E bir tane de buradan gelince artık ne oldu? Tek katlı. Mesela eksi 4. fx'de tek katlıymış. fx'de tek sayıda varmış. Bir tane de buradan geldi. Eksi 4 çift katlı oldu arkadaşlarım artık. İşaretine bakalım. fx artıymış. Artıyla başlamış. Burada da artı var. Burada da artı var. Yine artıyla başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, eksi diye de devam ediyorum. Eşitsizliğini sağlayan pozitif x tam sayılarının toplamı. Eşitsizliğini sağlayan yerler. Şimdi küçük olan yerleri istiyor. Burası ve şu arası. 1 ile 2 aralığındaki sayılar. 1 dahil mi? 1 fx'in kökü arkadaşlarım. 0'a eşit olduğu için 1 dahil. 1 olacak. Peki 2 dahil mi? 2 de fx'in kökü ve 0'a eşitlik olduğu için 2 de sağlıyor. 4'e bakalım. 4 payın köküdür. Evet, payın kökü olduğu için sağlıyor. 6'ya bakalım. 6 da payın köküdür. 6 da sağlayacak arkadaşlar. Pozitif tam sayılarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bir de bu aralıkta ne var? 5 var arkadaşlar. 5'i de unuttuk. 4 ile 6 aralığında da 5 var tabii ki. Toplayalım. 10, 15, 3 daha 18 yaptı sorumuzun cevabı. 11 numara 18 geldi. Evet, çevirdik arka tarafı. 12. sorudayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Hemen bakalım. Şimdi şuradan 1 geliyor kök. Buradan eksi 2. Buradan 3. Buradan eksi 1. Şimdi tabloyu bir oluşturalım bakalım şöyle. Kökler. En küçüğümüz eksi 2. Eksi 1. 1 ve 3. Çizdik tablo iş çizgilerimizi. Eksi 1. Bakın 2 tane var burada. Şey pardon 1. 1 çift katlı. Başka 3'e bakın. 3'ün de kuvveti 2 olduğu için 3 de çift katlı. Artı 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 artı. Hepsi artı olduğu için artıyla başladım. İşaret değişmedi. Yine işaret değişmedi. Tek katlı kök değişti. Çift tek katlı kök değişti. Küçük olan yerleri al diyor. Eksi 2 ile eksi 1 aralığını alacağız o halde sadece. Eksi 2 ile eksi 1 aralığıdır sorumuzun cevabı arkadaşlarım. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı burada var. Burada da var. Ama bir de dahil mi değil mi diye bakalım. Şimdi eksi 1 paydanın kökü kesinlikle dahil olmayacak. Burada dahil etmiş bu gitti. Bu eksi 3'ü dahil etmiş bu da gitti. Eksi 2 ile eksi 1 var. Eksi 2 ile eksi 1 var. Peki eksi 2 dahil mi? Eksi 2 payın köküdür dahil. Bu doğru. 1'e bakalım arkadaşlar. Şu çift katlı kökleri ayrı ayrı inceleyecektik. 1'i yerine yazdığımızda 0 yapıyor. 1 dahil. 3'e bakıyorum. 3 paydanın kökü hiçbir şekilde dahil değil. O halde bir de 1 olacak. Evet, cevabımız Bursa'daymış dedik. Geldik buna. Eşitsizliğini sağlayan en büyük 3 farklı tam sayının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi bir bakalım arkadaşlarım şimdi buna. Buranın kökü eksi 2, buranın kökü 1, bunun kökü de 7. Önce mutlak değeri yok kabul edip öyle işlemimizi yapıyorduk arkadaşlarım. Köklerimizi bir yazalım. Mutlak değer hiç yokmuş gibi düşünüyorum. En son devreye sokacaktım. Eksi 2 kökler bir de 1. Burası artı. Burası eksi. Eksi ile başladım. Eksi 2 çift katlıymış onu da gösterelim. Eksi artı artı geldi dostlar. Büyük olan yerleri alın diyor. Şu aralığı aldık arkadaşlarım biz. Peki bu aralıktaki en büyük 3 farklı tam sayının toplamı nedir diye soruyor. Şimdi 1 paydanın kökü olduğu için 1 dahil değil. 1'den küçükleri alacağız. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye, eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye gidiyor. Eksi 2 dahil mi? Evet, payın kökü ve eşittir olduğu için eksi 2 dahildir. Peki 7 var burada arkadaşlarım. 7 dahil mi? Evet, 7 de payın kökü olduğu için bir de 7'yi ekstradan inceledim. Mutlak değeri ayrı bir inceledim. En büyük 3 farklı tam sayının toplamı. Aha şunların toplamını soruyor bize. 13. sorumuzun cevabı 6 geldi arkadaşlar. Şuna bakalım. Eşitsizliğini sağlayan pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen önce şunu bir düzenleyelim. Şimdi 2 bölü x eksi 3 var. Eksi diyorum bunu da bu tarafa alıyorum. X eksi 3 bölü 2. Büyük eşittir 0 diyorum arkadaşlarım. Şimdi peki burayı bir payda eşitleyelim. 2 ile x eksi 3 ile çarpalım burayı da. 2 ile çarparsak 4 eksi x eksi 3'ün karesi geldi burası. Bölüm
2 çarpı x eksi 3 oldu. Büyük eşit 0. Şimdi bir daha açıyorum. 4 eksi, şu parantezi açalım, x kare artı 9 eksi 6x diye açılır. Bölü 2 çarpı x eksi 3'ümüz var. Şimdi yukarıyı birazcık daha düzenliyorum. 4 eksi x kare eksi 9 artı 6x olur yukarısı. Hatta bir satır daha düzenleyelim hemen. Eksi x kare artı 6x eksi 5 mi geliyor arkadaşlarım? Eksi 5 bölü 2 çarpı x eksi 3. Büyük eşit 0'dır dedim. Yukarıyı bakın bir de eksi paranteziyle eksiyle çarpalım. Şöyle olsun arkadaşlarım işlem. X kare eksi 6x artı 5 bölü 2 çarpı x eksi 3. Yön değiştirdik. Küçük eşit 0 haline döndük. İşte düzenledim kardeşlerim. Şimdi ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağız üst tarafı. 5 ile 1 diye ayrılır. Eksi 5 eksi 1 diye olur. X eksi 5 x eksi 1 diye ayırdım. Bölü 2 çarpı x eksi 3. Küçük eşittir 0 oldu. Bunun kökü 3. Bununki 1. Bununki 5. Hadi tablomuzu yapalım. En küçük kökümüz 1, 3 ve 5 diye dizdim bunları da dostlar. Neyle başlıyoruz? Artı artı artıyla başladım. Eksi artı eksi diye devam ettim. Küçük eşit yerleri al diyor. Şurayı ve şurayı aldım. Şimdi 1'den küçükler de dahil. 3 ile 5 arasındaki sayılar da dahil. Peki 3 dahil mi? 3 paydanın kökü. 3 dahil değil. 4 ile 5 dahil mi? 4 dahil de 5 dahil mi? Eşittir olduğu için ve payın kökü olduğu için 4 ile 5 dahil. Pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Peki 1 var burada arkadaşlarım. 1 dahil mi diye bakalım. 1 payın kökü, o yüzden 1 de dahil. Başka 1 ile 0 var bir de değil mi? Şuradan 1'den önce 0 var. 0 pozitif olmadığı için almayacağız. 3'ü almadık. 4, 5 daha 9, 1 daha 10 yaptı. Zaten başka da yok arkadaşlar. Toplamları 10 geldi. Şuna bakalım şimdi. 2 fazlasının 1 eksiğine oranı. Şimdi 2 fazlasının 1 eksiğine oranı 2'den büyük olan tam sayıların toplamı. Bak öyle bir sayı var ki 2 fazlası 1 eksiğine oranladığında büyüktür 2 gelecek diyor. Hadi bunu bir düzenleyelim. X artı 2 bölü x eksi 1 eksi 2 büyüktür 0 oldu. Peki x eksi 1 ile şurayı çarpalım. X artı 2 eksi 2x artı 2 bölü x eksi 1 oldu. Pay değiştirdim arkadaşlarım. Tekrar düzenliyorum. 4 eksi x bölü x eksi 1 büyüktür 0. Bak bunun kökü 4, bunun kökü 1. Tabloyu yaptım. 1 ile 4'ü yerleştirdim. Bu eksi, bu artı olduğu için eksiyle başladım. Artı eksi diye gittim. Büyük olan yerler 1 ile 4 aralığında olan sayılar olacak. Peki 1 dahil mi? 1 dahil değil çünkü paydanın köküdür. 4 dahil mi? Eşittir olmadığı için 4 de dahil değil. 2 ve 3 değerleri var. Tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor bize. 2 ile 3'ün toplamı da 5 yaptı Goberler. Evet şuna bakıyoruz. İfadesini negatif yapan x değerlerinin kümesi nedir diye bir soru sormuş bize. Önce bir çarpanlarını ayıralım. Buranın kökü 1, buranın kökü 0, bununki de eksi 2 ile 2. Tablomuzu çiziyorum arkadaşlar. En küçük kök eksi 2, sonra 0, 1 ve 2 diye ayırdım. Peki çift katlı falan da yok. Neyle başlıyorum? Bu artı, bu artı, bu da artı olduğu için artı, eksi, artı, eksi, artı diye gittim arkadaşlar. İfadesini negatif yapan diyor. Bu işlemin sonucunun negatif olmasını isteyen x değerlerinin kümesi nedir diye bir şey sormuş bize. Şimdi buranın negatif olmasını istiyor. Cevabımız bakınız kendiliğinden çıktı bile arkadaşlarım. Eksi 2 ile 0, 1 ile de 2 aralığı olacak. Cevabımız Denizli gelecekmiş Goberler. Evet 12 dakikayı dolduruyoruz. Hiç video kendiliğinden kapanmadan ben direkt durdurayım. Bir sonraki videoda devam edeceğim. 17 ile devam ediyorum dostlar. Bakalım ne diyor? Fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şurada bir eşitsizlik var. Önce bunu bir çarpanlarına ayıralım. Şöyle x parantezine aldığımda x eksi 1 çarpı x küçüktür 0 oldu. Köklü bir ifade için ne demiştik dostlarım? İçinin büyük eşit 0 olması lazım. İçinin. Şu kökü görmeyin.
çift dereceli köklerde bunu yapıyordum. İçinin büyük eşit sıfır olması lazım. Şimdi köklerini bir ayıralım bu kerataların. Üsttekinin kökleri biri sıfır, diğeri bir. Şunun köklerinden biri sıfır. Şuradakini sıfır eşitlediğimde 2 ile eksi 2 geldi. Hadi tablomuzu çizelim dostlar. Köklerin en küçük kökü yazıyorum şimdi. Ne olacak? 0 var. En küçük kökümüz yok. Eksi 2 var gerçi. Şurayı doğru dürüz mü ayırdık çarpanlarına biz? X kare eksi 4. Tabii ki x eksi 2 artı 2 diye ayrıldı. Eksi 2. Sonraki küçük kökümüz 0, 1 ve 2 oldu dostlarım. Şöyle çizelim çizgimizi. Üst tarafa x çarpı x eksi 1'in köklerini yazalım. Onlar 0 ile 1 olacak. Hemen artıyla başlıyorum tablosuna. Artı, kökü görene kadar artı. Kök gördüm, eksi. Kök gördüm, artı ve eksi diye gitti. İkincisinin köklerini yazalım. Yok, şurası kök olmadığı için artı artı diye gelecek burası. Yanlış yapmayalım. İkincisinin kökleri 0 bunun kökü. Başka 2 ve eksi 2 kökleri arkadaşlarım. Hem 2 hem de eksi 2 kökleri. Peki neyle başlıyoruz buna da şimdi yine? Artıyla başladık. Kökü gördük eksi. Kök yok hala eksi. Kökü gördük artı. Kökü gördük eksi olarak çevirdik. Şimdi diyor ki alttaki için diyor büyük eşit sıfır yerleri alın. Büyük olan yerleri aldık. Şuralarını aldık. Üstteki için küçük olan yerleri şurayı aldık sadece. Peki altlı üstü taradığım bir yer var mı? Yok. O halde kesişimleri yok. O halde çözüm kümesi boş küme diyorduk dostum. Köşe taşlarından hatırlayın bunu. Şimdi geldik 18. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? 18 numara. Denklemini sağlayan gerçel kök olmadığına göre, gerçel kök yoksa dostum neydi? Delta küçüktür, sıfır olacak demiştik. Hadi delta'yı yapalım. Şurası B dediğimiz yer. B kare. 4 M kare yaptı. Eksi 4 çarpı A çarpı C. A çarpı C. 4 çarpı 3 çarpı 1. Küçüktür, sıfır olacak. Hemen hepsini 4'e bölelim dostlarım. M kare eksi 3 küçüktür, sıfır oldu diyebiliriz. Şimdi M'nin en büyük tam sayı değerini soruyor. M kare küçüktür 3 geldi. M'ye biz 2 desek 2'nin karesi 4 oluyor. 3'ten küçük değil. 1 desek 1'in karesi 1 oluyor. 3'ten küçük. O halde M en fazla 1 değerini alabilirmiş arkadaşlarım. Geldim 19. sorumuza. Eşitsizliği diyor her x sayısı için doğru olduğuna göre. Önce şöyle yapalım. Bakın bunu da hatırlayın. 3'ü bu tarafa bir alalım. 3x kare eksi m artı 1 x. 3 bu tarafa gelirse sadece 3 kalır. Büyüktür, 0 oldu. Yani daima pozitif olduğuna göre diyor kardeşlerim. Daima pozitif olduğuna göre biz ne yapacaktık bu sorularda? Hemen deltamızı küçüktür sıfıra eşitleyecektik. Deltayı bir bulalım. B kare. Şuranın karesini alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Küçüktür sıfır olacak. Peki düzenleyelim. Ne geliyor burası? M kare artı 2M. Şurası ne yaptı? 36, 1, eksi 35 yaptı. Küçüktür sıfır oldu. 7 ile 5 diye ayıralım. Hatta eksi 5 diye ayıralım. Şöyle oldu. M eksi 5'e M artı 7 küçüktür 0 şeklinde ayrıldı. Bunun kökü 5. Bunun kökü de eksi 7 oldu dostum. Hemen şimdi bir de tablomuzu çizelim buradan. Tabloyu da çizdim. Eksi 7 ile 5 diye ayırdım. Artı eksi artı diye de gittim. Ne diyor bana? M'nin alabileceği tam sayı değerleri. Küçük olan yerleri istiyor. Eksi 7 ile 5 aralığındaki sayıların toplamını istiyor. Eksi 7 de dahil değil, 5 de dahil değil çünkü eşittir yok. O halde eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 diye işte 0, 1, 2 diye nereye kadar gidecek bunlar? 4'e kadar gelecek. E şurası zaten direkt kendini sıfırlıyor değil mi? Eksilerle artılar toplayınca sıfırlanıyor. Eksi 6 ile eksi 5'in toplamı eksi 11'miş sorumuzun cevabı. Şuna gelelim, 20. sorumuz ne diyormuş? Denkleminin kökleri
Evet, şöyle bir şey olduğuna göre diyor. Şu işlemin m'nin alabileceği pozitif tam sayı değerleri toplamı. Şimdi x1 ile x2'nin toplamı neydi? Eksi b bölü a. Bunun eksilisi demek. M eksi 3 demek. A'mız da 1 olduğu için 1'i yazmıyorum. Artı köklerin çarpımı da c bölü a'ydı. Yani m eksi 5 geliyor bu da. Küçük eşitmiş 0'da. Buradan 2m eksi 8'i bu tarafa atalım. Küçük eşittir 8 oldu. M küçük eşittir 4 geldi. M 4'e eşit ve 4'ten küçük. Yani 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 diye sonsuza kadar gidiyor. Bana neyi soruyor? M'nin alabileceği pozitif tam sayı değerleri. Pozitif dediği zaman sıfırdan büyükleri soruyor arkadaşlarım. Bunların toplamı da 7, 3 daha 10 yaptı diyebiliriz. Evet, geldik 21 numaralı sorumuza. Ne diyor bize şimdi burada? Olduğuna göre diyor, x1 ve x2 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakın, c bölü a neydi? Kökler çarpımı. Bir kere çarpımları x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olacakmış. Bu ne demek? İkisi de zıt işaretli. Ya ikisi de, yani ikisi zıt işaretli olacak. Yani ya biri artı biri eksi ya da biri eksi diğeri artı olacak. Zıt işaretli oldular. Köklerin toplamı sıfırdan büyük. Yani x1 artı x2 büyükmüş sıfırdan. Bu da şu demektir arkadaşım. Toplamları pozitif çıkıyorsa hangisi büyük kökse onun işareti pozitif demekmiş dostlar. Şimdi şöyle bakalım. Bir kere zıt işaretli olacaklar. Bakın Bursa şıkkında ikisi de sıfırdan küçük denmiş. Bunu bir kere silelim. Denizli şıkkında ikisi de sıfırdan büyük denmiş. Bunları da bir silelim. Ceyhan şıkkına bakın. İkisini eşit vermiş uzaklıkları. İkisi eşitse toplamları kesinlikle sıfır çıkar ama sıfır çıkmasını istemiyorum. Bu da değil. Şimdi burada da demiş ki x1 ile x2 zıt işaretli. Tamam, onu sağladık da pozitif olan x2'dir. Pozitif olan x2 ise x2'nin mutlak değeri daha büyük olmalı ki sonuç toplamları da pozitif çıksın. O yüzden bu da değil cevabımız. Cevap Edirne'deymiş diyebiliriz dostlar. Evet, geldik şu soruya. Bakalım bu ne diyormuş. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçüktür x2. Şimdi x1 küçüktür x2 ise bu ne demek? Bir kere ikisi de sıfırdan küçük. Bir kere köklerinin ikisi de aynı işaretli. Yani ikisi de eksi. O halde kökler çarpımı, yani x1 ile x2'nin çarpımı kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük olacak diyebilirim. Çünkü ikisi de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Peki kökler çarpımı neydi? C bölü A. Yani eksi T eksi 8 bölü 1, 1'i yazmıyorum, büyüktür 0 dedim. O halde eksi T'yi buraya alalım. Eksi 8 büyüktür T'den. Şimdi T eksi 8'den küçük bir sayı çıktı. Bunu bir bilelim. Başka? Bir de ne diyorduk arkadaşlarım? Deltamız olmazsa olmazımızdı bizim, bu şu işareti gördüğümüzde ikisi pozitif de olsaydı yine aynı şeyi yapacaktım. Delta büyüktür 0 demiştik köşe taşında. Hadi deltamızı bulalım. B kare. Yani 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı C. O da eksi T eksi 8. Kesinlikle ne olacak arkadaşlarım? Büyük sıfırda. Hadi düzenliyoruz. 36 eksi artı 4T oldu burası. Artı 32 oldu, büyüktür 0. 66 yaptı. Bu tarafa atalım. 4t büyüktür eksi 66 oldu. 4'e bölelim. T büyüktür 66 bölü 4. O da ne yapıyor? 16,5 yapıyor arkadaşlarım. Eksi 16,5'tan da büyük çıktı. Şimdi eksi 8'den küçük olacak. O halde şunlar olacak bir kere. Eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15, eksi 16. Eksi 16,5'tan da büyük dediği için bize eksi 16'ya kadar olanı aldım arkadaşlarım. Geri kalan işlemde neymiş? Bunların toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Toplayalım hepsini. 10 var. 9 ile 11'in toplamı da 20 yapar. 30 yaptı. Şunların toplamı 25 yapar. 55 yaptı. 55, 65, 75, 80, 90, 100 mü yapıyor arkadaşlarım? Evet, 15 daha. 85, 15, 100 yaptı. Eksi 100'dür sorumuzun cevabı dedik dostlar. Evet,
Tarama testini gömdük arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kolay gelsin.